Doğru zaman. Amerikalı bir zengin iş adamı bir iş seyahati sırasında küçük bir Meksika koyu kasabasına uğrar. Limanda gezerken ağzına kadar balık dolu küçük bir teknenin içinde oturan bir balıkçı dikkatini çeker. Merakla yanına yaklaşır ve sorar. Merhaba, bu balıkları yakalamak ne kadar zamanınızı aldı? Balıkçı tümünü 1-2 saate yakaladığını söyler. Yabancı adam bu kez niçin daha uzun süre kalıp daha fazla balık yakalamadığını sorar. Balıkçı ailesinin geçimi için bu kadarının yettiğini söyler. Amerikalı iş adamı merakla balıkçıya kalan zamanını nasıl geçirdiğini sorar. Balıkçı anlatır. Geç vakit yatarım. Sabah birazcık balık yakalarım. Sonra çocuklarımla oynarım. Öğleyin de karım Maria ile biraz siesta yaparım. Akşamları amigolarla beraber gitar çalıp beraber eğleniriz. Dolu ve meşgul bir yaşantım var efendim. Amerikalı gerinerek, benim Harvard'dan master'ım var ve sana yardım edebilirim. Balık tutmak için daha çok zaman ayırmalı ve daha büyük bir tekne ile çalışmalısın. Bu tekneden elde edeceğin gelirle daha büyük tekneler alırsın. Kısa sürede bir balıkçı filosuna sahip olursun. Böylelikle yakaladığın balıkları arıcılara değil, doğrudan doğruya işleme tesislerine satarsın. Hatta kendi balık fabrikanı bile kurabilirsin. Balıkçılık sektöründe bir numara olursun. Ve Amerikalı devam eder. Tabii bunları yapman için öncelikle bu küçük balıkçı kasabasını terk edip Mexico City'ye, daha sonra Los Angeles'a ve en sonunda holdingini genişletebileceğin New York'a yerleşirsin. Balıkçı düşünceli vaziyette sorar. Peki bayım, bu anlattıklarınız ne kadar zaman alır? Amerikalı cevaplar. 15-20 yıl kadar. Peki bundan sonra efendim? Diye sorar balıkçı. Amerikalı güler. Şimdi anlatacağım en iyi tarafı. Zamanı geldiğinde şirketini halka açarsın ve şirketinin hisselerini iyi paraya satarsın. Kısa zamanda zengin olup milyonlar kazanırsın. Milyonlar der. Meksikalı. Sonra bayım? Amerikalı, ondan sonra emekli olursun. Geç vakitlerde yatabileceğin küçük bir balıkçı kasabasına yerleşirsin. İstersen zevk için biraz balık tutarsın. Çocuklarınla oynayacak, karınla siesta yapacak zamanın olur. Akşamları da arkadaşlarına gitar çalar, eğlenirsin. Nasıl? Mükemmel değil mi? Çok güzel de ben şu an başka ne yapıyorum ki?